Eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sistemini getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış iktidarın ideolojik hedefleri araç haline getirmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş. İrili ufaklı 18 sistem değişikliği yapılmıştır. Bu yıl okul öncesi 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağdaş eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye yüzünü marif modeli ile döneme başlamaktadır. İhtiyaç analizi ve pilot çalışmaları yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel dayanakları ve yazarlar belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bir modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemleri ve iptal edilmesi yönünde durulması talebiyle Danıştay'a dava açılmıştır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üstelik bu yıl okullarımız yeni öğretmen ataması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızın öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada ihtiyacımız açısından şu anda %95'e yakın öğretmen normumuz dolu demiştir. Bakan ifadesine ve veri eğitim istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak 2023-24 eğitim öğretim yılında valiliklerden alınan bilgiye göre 91 norm açığı bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 5.000 öğretmen görevlendirildi. Veriler arasında tutarsızlıklar sürmektedir. Oysa AKP iktidarının seçim dönemlerinde vaatler verdiği KPSS mağdurları, engelli öğretmenler, memurlar, öğretmenler, norm kadro sözü verilen PDR'ciler, çift mağduriyet yaşayan depremzede öğretmenler, ek atama sözü verilen öğretmenler kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor, pardon. AKP iktidarı bol keseden vaatler veriyor ancak sözünü tutmama noktasında hiçbir faaliyet göstermiyor. Öğretmen ataması gibi okullar açılmasına rağmen okullarımıza temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da yapılmamıştır. Milli Eğitim Bakanı tarafından sadece liselere bütçe gönderilmekte, ilk ve orta okulların ise sadece elektrik, su ve ısınma giderleri karşılanmaktadır. Bu öğrencisi, bir ön, bin önce öğrencisi olan okulların en az 5-6 temizlik görevlisi ihtiyacı olduğu ve sadece temizlik personeli için aylık yaklaşık 150 bin lira ödeme yapmak gerektiği düşünüldüğünde merkezi bütçeden aktarılan kaynak ile değil öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, okulların yeterli personel istihdam edilmesi ve temizlenebilmesi için dahi mümkün değildir. Öte yandan öğretmenler açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Tüm eğitimciler yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaktadır. 2002 yılında yeni göreve başlayan öğretmen 540 lira alan maaşı ile 17 çeyrek altın alırken 2024 yılında göreve başlayan öğretmen 41 bin lira maaşı ile 9 çeyrek altın alabilmektedir. 22 yıllık AKP iktidarı çocuklarımıza okullarımızla bir öğün yemek verecek bütçeyi dahi ayırmamıştır. Ülkeye genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için temel bir hak ve talep iken okul öncesi eğitimde okul yemeği uygulaması yalnızca bir dönem uygulandıktan sonra kaldırılmıştır. Çocuklarımıza bir öğün yemek verilmediği gibi çocukların saatlerini geçirdiği okullarda bir bardak temiz su içmeye dahi erişimi yoktur. Çocuklarımız sularını evden getirmekte bittiği takdirde ise kantinden parayla su almak durumunda kalmaktadır. Parası olmayan çocuklarımız ise ya susuz kalmakta ya da musluktan akan sularından içmek durumunda kalmaktadır. Devlet okullarında örgün eğitim kapsamında 15.887.296 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrenciler 1.165.000'i taşımalı eğitim kapsamında, 284.034'ü ise yatılı ve pansiyonlu okullarda öğle yemeğine erişebilmektedir.
Geriye kalan 14.438.262 öğrencimize ise okullarda öğle yemeği verilmemektedir.